Yayınıma hoş geldiniz kardeş. Pakistan'dan öyle büyük destekler geldi ki bizi yine şaşırtmadılar. Kardeş olduğumuza ve onları çok sevdiğimiz için ne kadar mutlu olduğumuzu bir daha bize hissettirdiler. Evet, teşekkürler Pakistan. Şimdi Pakistan neler yaptı ve depremde bize nasıl destek oldu, bunlara değinelim. Hangi hükümet gelirse gelsin, kardeş Pakistan bizi canı biliyor. Özellikle deprem olur olmaz, Pakistan'da afetzedeler için yardım fonu oluşturulsun talimatını hemen veren Şahbaz, hemen ilk adım olarak kendisinin ve milletvekili maaşlarının, evet bir aylık maaşlarının Türkiye'ye bu fona aktarılmasına karar verdi. Ayrıca kamuda çalışan tüm devlet çalışanlarının bir günlük çalışmasının, evet bir günlük kısmının yardım fonuna bağışlanmasına karar verildi. Evet, kardeş Pakistan dişinden tırnağından veriyor bize. Öyle kenarda çok parası yok. Evet, bunu nasıl verebilirim diye düşünüyor. Türkiye'ye dişi dolduran bir zar, evet destek vermenin peşinde. Çok seviyor Türkiye'yi Pakistan. Pakistan'ın rezervi gitgide eriyor ve böylece evet böylelikle bir rezerv vereyim size. 234 milyonluk Pakistan'ın 6,7 milyar dolara gerileyen bir rezervi var. Size şunu söyleyeyim. Şu anda Türkiye'nin 140 milyar dolarlık bir rezervi var. 5 milyar dolara düşmüştü en son Pakistan'ınki. Düşünün kaç kat olduğumuzu. Düşünün yardımı neden bu şekilde yaptıklarını. Evet, Pakistan'dan Türkiye'ye 2,2 milyar dolar destek geldi. Şahbaz açık sözlü gerçekten. Çok açık sözlü. Şunu söyledi. Nükleer güç olarak, bir Müslüman devlet olarak, başka bir devletten, Müslüman kardeş ülke bile olsa borç istemekten utandığını söylemişti. Evet, bu cümleyi iyi dinleyelim. Borç istemekten utandığını söylemişti. Güçlü bir ülke, 234 milyonluk bir ülke ama bu ülkenin nükleer silahı var ve Müslüman bir ülke. Şimdi bunları hesaba kattığınızda ne kadar haklı olacağımız bir gerçek çıkacak. Sıkı durun. Biden geçenlerde dünyanın en tehlikeli ülkelerinden birisi olarak Pakistan'ı hedef göstermişti. Açıklama daha yeni, taze bir açıklama. Düşünün, iktidar değişikliğinde etkileri var ve bir taraftan da hala Pakistan'ı hedef gösteriyorlar. Şimdi Pakistan'ın özellikle neden sık lider değiştirdiğini ve neden istikrarsızlık ve üretimden uzak bırakıldığını anlayalım iyice. Evet, Pakistan çok zor durumda. Ama kardeşimiz Hindistan tehdidi, Amerika Birleşik Devletleri'nin kaos planları içinde depreşirken bir de Çin'e kapılmanın şokunu yaşıyor. İşte bu Pakistanlı kardeşlerimizin umudu da Türkiye. Yani deprem oldu, ne yaptılar? Dişinden tırnağından aldıklarını, maaşlarından kopardıklarını yolladılar. İşte bu kardeşlik. Peki Avrupa Birliği ne yaptı? Şimdi Avrupa Birliği'nden gelen yardım da şu şekilde. Suriye ve Türkiye olarak iki ülkeye 6,5 milyon avro yardım sağlayacaklarını söylediler. 3,2,5 yani 3,5 bile değil. 3,2,5 milyon avro. Şimdi bu parayı da proje bazlı vereceklerini ifade ettiler. Tabii ki verdikleri paranın nereye gittiğini tespit etmeleri, istemeleri normal ama verdikleri rakam düşmanın, evet timsah gözyaşları. 3,2 milyar avroyu bütün Avrupa Birliği'nin vermesi, Avrupa'nın dünyaya ve özellikle bizlere bakışının en güzel ifadesi. Güzel derken aslında net ifadesi. Uyanık olmalıyız. Ama şunu tabii ki teslim edelim. Avrupa ülkelerinin birçoğundan yardım ekipleri geldi. Bunlardan birisi Polonya ekipleri. Macaristan'dan gelen ekipler de var. İngiltere'den gelen ekip var. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen ekip var. Özellikle İsrail'den ve bunun yanında evet İsrail'in yanı sıra Filistin'den ve Azerbaycan'dan gelen güçlü ve yoğun bir ekip var. Avrupa ve dünyadan gelen ekipler tabii ki Çin'i de ekleyebiliriz. Şimdi bu kadar yoğun çalışan İspanya'sından ve İtalya'sından birçok ekibin geldiği Türkiye
Tabii ki büyük bir imara kalkışacak. Bu imarın oluşmasında bize şu ana kadar en büyük desteği veren ülkelerden birisi de Birleşik Arap Emirlikleri. 1 milyar doları aşan, evet 1 milyar doları aşan desteğe 1 milyar TL'lik pardon 1 milyar TL'yi aşan desteklerinden sonra bu desteği arttırma kararı aldı Birleşik Arap Emirlikleri. Aynı şekilde Suudi Arabistan da öyle yapıyor. Türkiye'ye karşı destek miktarını arttırıyor. Yani kardeşlik bunu götürür. İşte bir de Katar'ımızdan, evet Katar'ımızdan da güçlü bir destek geliyor ve Katar da tabii ki bize güçlü bir şekilde destek veriyor. En şu anda desteği çok veren Katar oldu. Türkiye'ye en son 3000 kişilik Sahra Hastanesi müjdesiyle gönülleri fetheden Katar bir müjde daha sıralayıverdi. Dedi ki ben 1,5 milyar dolar veriyorum Dünya Kupası gelirimi. Ayrıyeten ülkemde topladığım 1 milyar TL'yi aşan rakamı da size veriyorum. Evet tekrar ediyorum. 1,5 milyar dolarlık Dünya Kupası geliri ve bunun yanında ülkesinde topladığı 1 milyar TL'yi aşan geliri de nereye veriyor? Bize veriyor. Evet bir taraftan özellikle Katar Türkiye'ye kargo uçakları yönünden de yardım ve destek faaliyetlerini kullanması için destek sözü verdi. Bu da güzel bir müjde değil mi? Özellikle jetlerini bize getirmişti. Yunanistan Rafale uçaklarını alınca jetlerini bize koşturmuştu. Şimdi biz sevinmeyelim de, kardeşimize teşekkür etmeyelim de ne yapalım? Şu anda öyle bir anlaşma yaptı ki jetleri Türkiye'de. Bunun psikolojik etkisi var. Evet, bunun psikolojik etkisi var. Ama şu bir gerçek ki biz bu uçakların özellikle radar izlerini alıyoruz. F-16'larımıza Rafale uçağını nasıl vurabiliriz ona bakıyoruz. Bir taraftan da belki pilotlarımız yetişiyor. Rafale uçaklarını kullanmak üzere. Olası bir savaşta Türkiye'ye bunlara el koydum diye Katar'ı ne yapabilir? Evet Katar'ı saf dışı bırakabilir. Yani anlaşmalı bir şekilde anlayın. Yani Katar bizi protesto eder göstermelik ama biz de uçakları el koyarız savaş içinde kullanırız. Yani bunu artık Yunanistan'da anladı. Özellikle anladı ki Dendias depremi fırsat bildi soluğu Türkiye'de aldı. Evet Dendias soluğu Türkiye'de aldı. Avrupalı ülkelerin özellikle Türkiye'ye karşı lobilerin kışkırttığı Dendias her gittiği yerde Türkiye'yi şikayet ediyordu. Türkiye'ye geldiğinde de bu ikincilikli tavrını sürdürdü. Pişkince davranınca Çavuşoğlu ona haddini tıkır tıkır bildirmişti. Kimsenin adamı olmayın diye parmağına baktığınız zaman Çavuşoğlu'nun çok anlamlı konuştuğunu söyleyebiliriz. Depreme geldiler insani durum. Ülke politikaları ayrı, tabii ki bazı şeyler ayrı. Ama Sayın Çavuşoğlu'nun, Dendias'ın depremde bir politikaya nefes aldırma, var olan yeni politikalar için bir ortak zemin oluşturmak için bir dinlenme fırsatı olduğunu da söyleyebiliriz. İki tarafın birbirini daha insani ve daha gerçekçi realitede dinleme olasılığının da arttığını söyleyebiliriz. Yani Türkiye aslında depremle büyük acı yaşarken çevresel anlamda sıkıştırılmaya çalışıldığı veya bir nevi savaş esintilerinin oluşturulduğu bir dönemde bu esintileri geri çevirecek bir atmosfer yakaladı. Bu da tabii ki çok önemli ama Türkiye bu kadar güçlü olmasaydı, Türkiye yeni güçlerini ve askeri anlamdaki stratejisini, güçlerini daha da açıklamasaydı, Türkiye'den çekinmeyen Yunanistan bu kadar depremde işten davranmazdı. Politik anlamda bazı ülkeler depremleri fırsat olarak kullanıyor. Dedim ya, Türkiye burada Yunanistan'la şu anda belli bir yeni perspektif ve çıkarlarını koruyarak yeni bir politika deneyebilir. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin şemsiyesi altında ve güdümündeki Atina ne kadar barışa yürüyebilir o bir soru işareti. Şimdi İsrail baş hamamı bir açıklama yaptı ve bu baş hamam, evet baş hamam diyorum, baş haham özellikle bir açıklama yaptı evlere şenlik. Çünkü özellikle yaptığı bu açıklamayla incitici davrandı. Neymiş? İsrail'in korunması için depremler bunun için oluyormuş. Bakın, şu lafa bakın. İsrail'in dini lideri Haham'dan İsrail'i yıkmak isteyenleri Tanrı cezalandırdı diyor. Yani böyle bir söylem kullanıyor ve böyle bir söylemle aslında nefretini, aslında kinini ortaya koyuyor. İsrail'den gelen yardım ekiplerinin kurtarmak için yaptıklarına bakın, buna bakın. Demek ki söyleyeni söze bakıp adamına bakacağız. Yani
Siyonist bir rejim şu anda bir şeyler yapıyor ve belli politikalarıyla dünyada bir şeyleri koparmaya çalışıyorsa, tabii ki bu hahamların ve onların konsüllerinin burada etkisi çok büyük. Dedim ya, beraberce dünyayı paylaşmak ve kendi planlarını dünyaya dikte etmek adına planları bu masalarda hazırlıyorlar. Onlar için kendi insanların geleceği var. Gördüğünüz gibi baş hahamın yanındakilerin kadeh kaldırmaları ve baş hahamın kitap kendisi. Her şey bir nevi her şeyin, evet her şeyin gerçekten bir göstergesi. Bizim için kardeşimiz çok önemli. Kardeşimiz nükleer bir güç. Biz sıkıştığımızda, biz ne kadar sıkıntı yaşarsak yaşayalım, bize her zaman ne oldu? Pakistan destek oldu. İmran Han döneminde de oldu, Şahbaz Şerif döneminde de oldu. İki ülke arasındaki ilişkiler hükümetler üstü. Devletler ve milletler yapı olarak bir ve bitişik. Artık biz ne diyoruz? Azerbaycan ve Pakistan. Katar'ı da katalım artık. Evet, Katar'ı da katalım. Dört ülke, bir millet. Evet, dört ülke, dört devlet, bir millet diyelim. Çünkü öyle bir sıcaklık var ki Katar Azerbaycan'ı da seviyor, Katar Pakistan'ı da seviyor, Katar Türkiye'yi de seviyor. Ve bu sevgi tekleşmeyi, tek bir millet olmayı gösteriyor. Gerçekten mutluyuz, gururluyuz. Bir kez daha söylüyorum, Amerika Birleşik Devletleri'nin balon hikayesi bir anda UFO hikayesine döndü. Niye? Bir balonu düşüremediniz. Bir balonu vurmakta zorlandınız. Bir balonu vururken bu kadar zorlanan bir süper güç imajını yıkmak için Pentagon yeniden masaya oturdu. Bir UFO hikayesi oluşturdular. Bu UFO hikayesinde kendilerine göre bir ebatta araç oluşturdular ve o aracı müthiş ve güçlü füzeleriyle Superman gibi vurdular. Yani Amerika Birleşik Devletleri burada Superman oyunu oynuyor. Yani bir nevi açıklamalarında vurulan aracın içerisinden uzaydan geldiğine dair bulgular bulamadıklarını, yani farklı bir teknoloji ve alışım veya bir maden bulamadıklarını, içinde bir hayat belirtisi bulamadıklarını belirtiyor. Ya ABD, bu ne perhiz, bu ne nahana turşusu değil mi? Yani bir nevi ne yapıyorsun? Bir yerden farklı adım atarken, farklı adım attığın yerde onu silmek için daha da büyük gaf yapıyorsun. Ne yaparsın? UFO'nun görüntülerini gösterirsin. Açık ve net dünyayla paylaşırsın. Bir balonda yaşadığın hezimeti, bir balonda yaşadığın moral bozukluğunu gelip de buradan çıkaramazsın. Çin balonunu UFO yapıyorsun, kendini süper güç havasıyla dünyaya ne yapıyorsun? Boyuyorsun. Demem odur ki, şimdi bakalım neler denilecek dünyada. Özellikle şu anda Amerika Birleşik Devletleri Çin arasında bir gerginlik hedefleniyor. Zayıflayan Rusya'nın yerine Çin enjekte edilmeye mi çalışılıyor? Aslında NATO'nun yeni düşmanı Çin mi yapılacak? Tabii ki NATO kaldı mı diyenler de çok değil, az değil. Çünkü İsveç ve Finlandiya oyunu, İsveç ve Finlandiya'nın son anda Amerika Birleşik Devletleri'nin önderliğindeki NATO'ya katılmak istemediğini açıkça ifade etmeden Türkiye'yi kışkırtarak girmeyi engelleme çabaları da bunun bir göstergesi aslında. Niye mi? İsveç bunu zaten köküne kadar yapıyor. Yani NATO'ya girmek gibi ister gibi yaparak Türkiye'yi NATO içinde dengesizleştirmek, değersizleştirmek, bir taraftan da işte NATO'ya girmemiş olmanın rahatlığını yaşamak istiyor. Çok uyanıklar, çok uyanıklar, çok uyanıklar. Gerçekten onlara bu fırsatı vermemek gerekir. Değerli izleyenler, şu bilinmeli ki, Suriye'de de deprem oldu. Evet, Suriye'de de deprem oldu. Özellikle Suriye'deki deprem, evet Suriye'deki deprem çok ama çok gerçekten yıkıcı bir depremdi. Ve Suriye'deki depremin yıkıcılığı tabii ki dünyada bu kadar yankılanmadı. Birçok yere kurtarma ekibi gitmedi. Onlara da Allah yardım etsin diyoruz. Çok büyük zorluk yaşadılar ve bu zorluğu da sonuna kadar yaşıyorlar. Evet değerli izleyenler, yepyeni konu ve gündemlerle yine karşınızda olacağım. Bugün Pakistan'ın desteğinden ve diğer devletlerin de desteğine değinerek evet bir haber turu yapmaya çalıştım. Bir dahaki yayında yepyeni konu ve gündemlerle karşınızda olacağım.
Lütfen kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenip sevdiklerinize paylaşmayı ve bu konuda kanalımda katılmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için altın değerinde. Lütfen yorumlarınızı bekliyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.